Çok değerli seyirciler ve şu an ekran başında olanlar. Efendim ben nacizane sunucunuz Cenk Tunalı ile Ünlülerle Söyleşiler programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanında yine çok özel bir konuğum var. Özellikle son dönemde yakından tanımaya başladığım çok özel bir karakter. Zaten biliyordum ama bir de tanışınca daha fazla öğrendim. Yani bu mesleğin her alanında mutlaka işe karışmış. Sahne önünde oyunculuğu var, yazarlığı zaten var, tiyatro eleştirmenliği var, tiyatro sahipliği var. Bir de yetinmiyor, birçok özel yapıda, kurumsal alanda, özel inisiyatiflerde tiyatro adına, sanat adına çok önemli organizasyonlarda çok önemli görevler üstleniyor. Gerçekten çok kıymetli bir tiyatro adamı. Ragıp Ertuğrul hoş geldin. Hoş bulduk Cenk. Haftaya güzel, enerjik başlıyoruz. Ne güzel. Süpermiş. Söylediğim her sözün arkasındayım. Bu programda reyting kaygısı yok. Rahat konuşuyorum. Gerçekten birçok alanda çok aktifsin. Hemen güncel bir soruyla başlayayım. Bu dönem nasıl geçiyor Ragıp? Neler yapıyorsun? Bu dönem bir kere pandemiden çok bahsetmeyeceğim. Tabii Bahsetmeyelim ki. de zaten. Ben tiyatro Bununla adına daha yaşamaya çok soruyorum. Bununla yaşamaya alışkın olacağız ve bu bilinçle de işlerimizi sürdürmeye devam Aynen. edeceğiz. Bir yandan bir oyun yazmaya devam ediyorum. Yakında bitmek üzere. Önümüzdeki sezon için çalışmalara başlayacağız. Enteresan bir oyun. Böyle yakın tarihten de bir karakterin ön plana çıktığı, hiç bilinmeyen bir karakterin. Aslında tarihi bir figür olarak çok önem arz ediyor. Fikirleriyle, felsefesiyle. Onun üzerinden bir tiyatro oyunu. Onun dışında iki oyun yönetiyorum. Bir tanesi Res Tiyatro için, kendi tiyatromuz için. Gökay Genç'le kurduğumuz genç bir yazarın oyunu Konuş Alfonso. Ütopik bir oyun. Hoş bir evrensel dili var. Savaş karşıtı, savaşa olan karşıt bir söylem getiren bir oyun. Bir tanesi de genç bir oyuncumuzun Haluk Barış Öncü kendi yazdığı bir oyun. Aşk Şehirden Uzak. Onu da yönetiyorum. O da iki Süper. kişilik bir Peki şu oyun. an provalar aktif devam edebiliyor mu? Yani yoğun çalışıyorsun galiba. Okumalara uzun zamandır başlamıştık. Redaksiyon işlerimiz bitti. Dramaturji işlerimiz bitti. Çalışmalarımız bitti. Sahne üzerinde de KOZİ'den sağ olsunlar belediye tahsis ediyor prova için. KOZ Yatağı Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi, Selim Yener vasıtasıyla onun koordinasyonunda. Orada haftada 2 gün prova yapıyoruz. Hani sakin sakin kasmadan işimizi tedbirlerimize dikkat ederek her şeye rağmen devam ediyoruz. Tabii Süpermiş. önümüzde nasıl bir günler gelecek bilmiyoruz ama biz ürünlerimizi, çalışmalarımızı devam ettirelim. Çünkü bizim enerjimizi sağlayacak olan, devam ettirecek olan bu çalışmalar. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben o konuda çok olumluyum. Baştan beri çok olumluydum. Bu biraz daha sürecek. Hem gerçekçi hem olumluyum. Ama tiyatroya, sanata, seyirciye, oyunlara eskisinden çok daha güzel kavuşacağımızı, çok daha güzel şeylerin kısmet olacağını düşünüyorum. Çünkü etrafta sadece bizim meslekten olan arkadaşlarımla değil, birçok seyirciyle de görüşüyorum ve herkes çok özledi. Buradan da Evet. olumlu bir mesaj vermiş olalım. Evet. Hemen Evet. konu açılmışken sorayım Ragıp. Şimdi senin bir tiyatro sahipliği durumun var ve tiyatro sahibi olmak ciddi bir iş. Yani hani kendimden biliyorum diye yola çıkacağım. Birçok ustadan öğrendiğimiz kadarıyla. Şimdi sen hem bir taraftan yazarlık yapıyorsun, bir taraftan işin fikir adamlığını yapıyorsun. Hani projeyi seçiyorsun, tasarlıyorsun, ekipler oluşturuluyor. Bu asıl tiyatro hikayesi ne zaman başladı ilk senin? Hani benim kendi tiyatrom ya da bizim kendi tiyatromuz olsun mu dedin? Hangi yıllarda başladı ve o süreç nasıl devam etti? 2018 yılında kurduk biz Gökay Genç'le birlikte Rest Tiyatro'yu. Önce dediler Rest, hani bir şeylere Rest mi çekiyorsun? Tabii aslında tiyatro bir karşı çıkış. Hayata bir Rest çekmek. Son sözü söylemek Rest. Tiyatro sanat son sözü söylüyor. O nedenle Rest Tiyatro adını koyduk. Bir çabamız olsun istedik. Yani icrada da bir çabamız olsun istedik. Sadece yaratıcı ekip olarak değil, tiyatronun mutfağında değil, ön planda da olmak istedik. Çünkü
buradaki dinamik farklı, dinamizm farklı, beslenme farklı, paylaştıklarımız farklı. O nedenle bu çaba içine girdik. İlk sene Milan Kundera'nın Jackie Efendisi oyununu sahneye koyduk. 9 kişilik bir prodüksiyondu. Oyunun ilk defa profesyonel bir tiyatroda sahnelenmesiydi. Çok keyifli bir çalışma oldu. Zeynep Erkekli, rahmetli Umut Demirdelen Devlet Tiyatrosu'ndan, Cem Baza, Serhan Süsler, Ayşe Yalçıner, Ali Yalçıner, Fulden Obiz, Erce Kardeş ve Barış Öncü'nün katılımıyla bir oyun sergiledik. İkinci senede Joël Pomera diye bir çağdaş Fransız yazarının adında Tüccarlar, Le Marchand oyunu. Her iki oyunun da çevirmeni Albert Erkay'dı. Ankara'dan çok iyi bir çevirmen ve dramaturg. Yani bir insanın hem çevirmen hem dramaturg olması, hem akademisyen kimliği olması bulunmaz nimet. Hatta sevgili Kemal Aydoğan da Albert'le çok güzel çalışmalar yapıyor, takip ettiğim üzere. O bakımdan her iki oyunda bizi çok mutlu etti. Bu sene de yerli bir oyun yazarıyla devam edeceğiz. Hayırlısı olsun diyorum şimdiden bütün projelere. Bu arada Rakip, yanlışım varsa lütfen sen düzelt. Senin bugüne kadar birçok alanda çok ciddi bir tiyatro eleştirmenliği geçmişin var. Birçok alanda evet, aktif olarak da görev yaptın. Hem bunlardan bahsetmeni istiyorum. Bir de işin eleştirmenlik kısmı ayrı bir kısım ya. Hani oyunculuktan, evet, yönetmenlikten, oradan buradan, hani dışarıdan objektif bakmak, gerçekten değerlendirebilmek, bunu bilmek çok farklı şey. Bu kısmından da bahsedersen çok sevinirim. Yani eleştirmen olmak ne demek? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben tiyatro eleştirisiyle 1992'de Zehra İpşiroğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde tiyatro eleştirmenliği ve dramatürji bölümünü açmasıyla başladım. O bölümün ilk öğrencileriyiz. İlk 7 kişi. Şu anda takipçilerinin bilebileceği Kemal Yiğitcan, Işık Tasarımcısı, master arkadaşımdı. Nihal Kuyumcu, Profesör Doktor Nihal Kuyumcu çocuk tiyatrosu konusunda ve forum tiyatro konusunda uzman çalışmalar yapan. Fakiye Özsoysal, şimdi Yeditepe'de profesör arkadaşımdı. Böyle bir ekip, 4 arkadaşımız daha çalışmalara başladık. Ve o zaman star kadro vardı üniversitede. Şöyle söyleyeyim, Zehra İpşiroğlu bölüm başkanı, Dikmen Gürün, Hasan Anamur, Cevat Çapan, Şara Sayın, Nazan Aksoy gibi böyle bir star kadroyla başladık. Herkes toplanmış orada bütün yazarlar, evet, hocalar, evet, profesörler. Ve çok eleştiri, benim hayatımda en zevk aldığım, keyif aldığım ve donandığım eğitim bölümü oldu o. Eğitim, tüm hayatım boyunca. Ve ondan sonra 99'dan itibaren sürekli yazmaya başladım. Hem tiyatro dergisinde sevgili Mustafa Demirkanlı'nın uzun yıllar büyük çabalarla devam ettirdiği tiyatro dergisinde yazdım. Tempo dergisinde sanat sayfalarını hazırladım. Orada da Murat Sabuncu çok güzel bir yer açtı bana. Popüler bir dergide tiyatro ve sahne sanatlarına yer vermek çok önemliydi çünkü. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nde Kahvede Şenlik diye bir köşem oldu. O da bizim Kahve diye bir eki vardı. Oraya da Kahvede Şenlik yakışırdı. Saadettin Tadip Aksal'ı da analım burada. Yani sürekli yazdım. Gazete yazıları, yani tanıtım diyeyim, yani hard eleştiri değil bazıları. Tanıtım ve bu alanı daha biraz daha seyircinin göz önüne getirecek. Küçük tiyatroları, alternatif tiyatroları tanıtacak. Çünkü hiçbirinin reklam mecrası yok. Öyle bir misyon üstlendim. Olabildiğince muhalif yazmaya çalıştım. Bütün yazılarımda. Eleştirmenlik tarafında da Tiyatro Eleştirmenleri Birliği üyesi oldum ve üyeliğimin ilk yılından itibaren yönetimde yer aldım, aktiftim. Rahmetli Hüsnü Akmen'den devraldım Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanlığı'nı. Evet, şimdi ikinci dönemini sürdürüyorum başkanlığın. Bir de şey var galiba, UNESCO hani gibi bir isim, evet, gördüm. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'ne bağlı. UNESCO'ya bağlı, merkezi Fransa'da. Onun da yönetim kurulu üyesiyim mevcut durumda. İki sezon, iki dönemdir yönetim kurulu üyesindeyim. Sevgili Zeynep Oral'dan sonra
İlk defa Türkiye'den bir yönetim kurulu üyesi var. Uluslararası çapta. Çalışmalarımızda uluslararası yapılan işleri burada temsilcisi olmak, duyurmak ve buradan genç arkadaşlarımızı çeşitli genç eleştirmen seminerlerine, atölyelere göndermek, festivalleri takip etmek gibi bir misyonumuz var. Her yıl İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile işbirliğiyle sevgili Leman Yılmaz da hem bizim üyemiz hem çok sevgili festivalin direktörü. Festival kapsamında bir partnerlik yapıyoruz. Kimi zaman Goethe Enstitüsü ile işbirliği halinde eleştiri atölyeleri düzenliyoruz. Yani genç akademisyenlerin ve genç eli kalem tutar kültür insanının eleştiriye daha yaklaşmasını, daha eleştiriye yakın bir nesil oluşması için atölyeler düzenliyoruz. Çok güzelmiş. Bu çabaları çok devam ediyoruz, evet. Peki bir şey soracağım Ragıp. Değişik bir soru olsun. İçimden geldi şimdi. Evet. Normalde konservatuar tiyatro bölümünde, yani oyunculuk bölümünde hani öyle tabir ediyor ya hocalarda, konservatif eğitim veriliyor. Yani bir grup birlikte eğitim alıyor. Bir arkadaşın sahneye çıktığı zaman onunla ilgili bize nasıl eleştiri yapmamız gerektiğini de hocalar yönlendirerek öğretmeye çalışıyor. Kendimizce bu konu hakkında fikir sahibi oluyoruz. Yani ne bileyim, bir oyuncuyu önce oyunları işte nasıl diye eleştiriyoruz, doğal mı, inandırıcı mı, sahneyi nasıl kullandı, teknik anlamda nasıldı gibi. Sen bir oyunu izlediğin zaman hangi kriterlere göre eleştiri yapıyorsun? Çünkü birçok kişi bunu çok merak ediyor. Şimdi anlattığın çalışmalar çok kıymetli ama işin pratiği nasıl? Yani Ragıp bir oyunu izliyor ve Ragıp Ertuğrul nasıl bir değerlendirme yapmayı tercih ediyor? Tiyatro eleştirmenliğinin, profesyonel tiyatro eleştirmenliğinin yolu bir kere metin incelemeden geçiyor asıl. Yani oyun metninden yola çıkmamız gerekiyor, başlamamız gerekiyor. Çıkış noktası o. Sadece sahneleme değil. Tiyatro eleştirisini ben bir de bir gerçek bir paydaşlık olarak görüyorum. Bir diğer yani yaratım grubu, seyirci ve eleştirmen bir paydaş. Bütün bunlar birbirini besliyor. Yani ben oyunu nasıl besleyebilirim, hangi bakış açısıyla bakarsam farklılık yakalayabilirim diye bakmaya çalışıyorum. Yazılarımda, eleştirilerimde seyirciyi yönlendirmekten ziyade seyircide bir his uyandırmaya çalışıyorum ben yazılarımda, eleştiri yazılarımda. Yani ne gibi fikirlerle karşılaşacak orada? Ne gibi oyunculuklarla karşılaşacak? Olumlu veya olumsuz çok somut çıkarsamaları paylaşmıyorum. Bunu tiyatrocu arkadaşlarımızla, dostlarımızla veya yaratım ekibiyle konuşurken sohbetlerimizde paylaşıyoruz. Veya oyun sonrası söyleşiler düzenliyoruz kimi zaman. O da çok faal söyleşileri dediğimiz. Orada da mesela seyircilerden gelen sorular doğrultusunda bir şeyleri konuşmak yaratım ekibiyle birlikte keyifli oluyor. Bir, metin incelemeden çıkıyoruz. İki, yönetmenin kurgu anlayışı, rejisi bu yazarın mesajını destekliyor mu, besliyor mu, nasıl zenginleştiriyor? Yani katman katman zenginleştirdikçe anlam kazanıyor, katman kazanıyor. Ama bazı metinlerde buna imkan vermeyebiliyor. Yani üstüne ne koyarsanız koyun yaratım ekibi olarak ışık tasarımıyla kostüm, dekor tasarımı bazısı tek katmanlı kalabiliyor. Bu da bazen o metnin çok derinlikli olmadığı anlamına gelebiliyor. Yani bu şekilde bakıyoruz temel itibariyle. Çok güzel, çok güzel anlattın çünkü çok merak edilen bir konu. Belki bizler, sen hani çok işin içinde olduğun için hani çok normal bir şey gibi yapıp dışarıda insanlar merak ediyorlar neye göre, nasıl oluyor bu işler diye. Peki. Bir de şunu söyleyeyim ek olarak. Mesela iyi oyunculuk, kötü oyunculuk. Bu bir yetenek meselesi. Bu bir eğitim görme meselesi, gözlem meselesi. Bu işe gönül veren insanın, yani tiyatrocu olan insanın ben doğru rollerde olmak veya olmamak diye görüyorum. Kötü oyunculuk görmüyorum. Yani rolü tam olarak oturması benim için daha belirleyici. Yani bir oyuncu o nedenle çok farklı rollerde izlemek, tek bir rolde izleyip muhteşem oyunculuk veya olmamış demek değil. Bir sürü bu yani portfolyoda bu tarihte birçok oyunda görmek, izlemek gerekiyor. Hepsinin performansı farklı çünkü. Her oyunda çıkan, ortaya çıkan performans çok, çok farklı. Detaylı bir konu zaten ama hani temelini çok güzel ifade ettin.
Başka bir şey soracağım. Şimdi aktif olarak bugün ya da yakın zamandaki birçok şeyden bahsettin. Tiyatrodan, eleştirmenlikten vesaire. Peki Ragıp Ertuğrul bu mesleğe ilk nasıl başladı? Ne zaman başladın? Ne oldu da sen şimdi bu kadar çok şey yapabiliyorsun? Üniversitede ben Mimar Sinan İstatistik bölümünde okudum. Matematik kökenliyim. Her ne kadar orta öğretim hayatında sözel meyilli olsam da, eğilimli olsam da edebiyat ve güzel sanatlar ve resim benim en iyi derslerim olsa da matematik kısmet oldu. Ama üniversite ikinci sınıfta Bahariye Caddesi'nde bir akşam okuldan dönerken Tevfik Gelen ve tiyatrosunun önünde böyle ayaklı bir pano gördüm. Tiyatro kurs kayıtlarımız başlamıştır diye. İlk hikaye, değil mi? O kursa başvurdum. Ailemden habersiz. Gizli gizli. Ama eve telefon geldi. Kurs kayıtınız kabul edilmiştir Belli diye. oldu biraz yani. Evet. Rahmetli Tevfik Gelen benim muhteşem tedrisatından geçti. Tiyatro kültürü ve görgüsü ve disiplini benim için esas. Yani bilgiyi her yerde öğrenebiliyorsunuz ama öbür günü bambaşka. Yani üstadlar ve hocalar Aynen. yoluyla öğrenmek mümkün. Ancak 2 yıl orada eğitim gördüm. Bir profesyonel oyunda oynadım. Matine sonra ilk paramı da tiyatrodan kazandım. Vay çok 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 güzel. Bu arada çok ilginç bir anıyı paylaşmak istiyorum seninle. Ben doğma büyüme Üsküdarlıyım. Karacaahmetliyim aslında. Şu an orada oturmuyorum ama Hepimizin yeri zamanında orası. Hepimizin gideceği yer. sonumuz belli Ragıp. Ama güzel de yerdir. Yeşillik yani. Hani hepimize güzel kısmet olsun. Fakat enteresan bir şey. Zamanında ben çok yaramaz bir çocukmuşum ve tiyatroya beni götürdüklerinde bir anda durup izliyormuşum. Hiçbir şey konuşmadan. Diyor ki o günlerden belliydi diyor annem hala anlatırken. Peki götürdükleri tiyatro ne? Hangi tiyatro biliyor musun? Tevfik Gelen be. Çok sık giderdi bizimkiler. Ve ben çok severdim. Hatırlıyorum, anımsıyorum yani ustayı sahne üzerinde. Çok ilginç yani böyle bir anının şu an denk gelmesi ama çocukluk zamanlarında biraz büyüdükten sonra da Tevfik Gelen ve tiyatrosunda birçok oyun izledim. Yani çok net hatırlamıyorum ama çok izledim yani. Çarşamba ve cumartesi matineleri çok keyifli olurdu mesela. Evet, süpermiş, süpermiş. Peki, şundan da bahsetmek istiyorum. Öyle ya da böyle bir süreç yaşanıyor. Bir zaman sonra dediğimiz gibi keyifle belki tekrar sahnelere kavuşacağız. Gelecekte Ragıp'ın özel bir hayali var mı? Yani önümüzdeki sezonun birçok hazırlığı var ama gelecekte Ragıp Ertuğrul ne bileyim mesela bir tiyatro binasına sahip olmak istiyor mu? Özel bir atölye ya da özel bir birliğe ya da tiyatro adına şöyle şeyler yapmaya ya da ne bileyim bir sinema projesi gerçekleştirmeye. Özel bir hayalin var mı? Şöyle söyleyeyim, tiyatro konusunda çok daha uluslararası çaplı organizasyonlar yapmak isterim. Yani Türk tiyatrosunun yurt dışında daha fazla temsil edilmesi için, festivallere gitmesi için neler yapılması gerektiği konusunda kafamda planlar var, girişimlerim var ufak ufak. Yani, öyle bir şeyler. Yani bireysel değil, bu iş ancak bir dayanışmayla, bir kolektif hareketle olur. Yani Türk tiyatrosunun tek bir tiyatro, tek bir grup, tek bir kumpanya, tek bir sanatçı temsil edemez. Bu işin renkleri var. Gelenekseli var, amatörü var, profesyoneli var, çağdaş tiyatro yapanı var. Bunların hepsinin çeşitli mecralarda temsil edilmesi lazım. Çeşitli platformlarda. Türkiye'nin tanıtımı için kültürün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sahne sanatlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani uluslararası, yurt dışından oyun getirmekle uluslararası festival yapıyor olmuş olmuyoruz. Yurt dışından seyirci geliyorsa bunun anlamı uluslararası bir festival Çok yapmaktır. güzelmiş Ve tespit bu arada. buradaki tiyatro grupları buradaki festivalde sahneye çıkmakla da uluslararası kimliğe kavuşmuyor Türk tiyatrosu. Türk gruplarının yurt dışında çok farklı festivallerde her yıl defalarca farklı grupların yurt dışı festivallerinde programlara dahil olmasıyla Türk tiyatrosu
ancak global hale gelecektir. Buralarda biraz rol almak, oynamak, gayret sarf etmek benim en özel hayallerim ve ideallerim. Peki, şimdi madem bu kadar eleştirmenlikle ilgili de konuştuk, o taraf hani çok özel bir durum olduğu için, hemen sormak istiyorum. İyi bir eleştirmen olmak için ne yapmak lazım? Kimler iyi bir eleştirmen olabilir? Bir kere kalem çok iyi olacak. Yani edebiyata hakim olacaksınız. Yoksa didaktikleşebiliyor. Belli kalıplara sığdırmak zorunda değilsiniz eleştirinizi. Kendinize özgü bir eleştiri tarzınız olabilir, yaratabilirsiniz. Tabii ki bu iş disiplinin, bu bir bilim dalı, bu da bir disiplin. Bunun belli kuralları var ama o kuralları kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Objektiflik zaten senin de dediğin gibi ve okumak, yani daha fazla okumak, daha fazla seyretmek eleştirmenlikte iyi bir noktaya gitmeyi sağlıyor ve de farklı disiplinlerden de beslenmek, yani sadece edebiyat ve tiyatro da değil, sanat, resim tarihinden de anlamak zorundasın, sanat tarihinden de, arkeolojiden de, mitolojiden de, sosyolojiden de, psikolojiden de, bunlarla ilgili de münasebetleri var çünkü oyunların. Yani yaşamın tam ortasında olduğu için bütün bilim dallarıyla, disiplinlerle ve sanat dallarıyla iletişim halinde. Yani o nedenle genel kültürünüz ve perspektifiniz buralarda temas etmeli. Ancak bu şekilde iyi bir eleştirmen olur. Yoksa sadece tiyatro benim alanım deyip bu çerçeveden bakınca kısır kalıyor biraz. Peki, şimdi hem yazar, hem işte tiyatro yönetmeni, hem eleştirmen, hem her tarafında olan kişi olarak şimdi özel bir soru soracağım. Diyeceğim ki, aradan yıllar geçmiş Ragıp, demin anmıştık, bizler olmayacağız. Bayağı zaman geçecek, artık kara cennet mi kısmet olur, ne olur bilemeyiz. Ama bir şey kısmet olacak yani bu hayatta. Diyelim ki böyle bir zaman geldi ve birileri bu videoyu izledidir. Der ki ya Ragıp Ertuğrul diye çok enteresan bir adam varmış. Enteresan işler yapmış. Bu adam ne demiş diye izlemeye başladılar. Ben de şimdi sana en zor soruyu sormak istiyorum. Gerçekten bu mesleği yapmak isteyen kişilere, oyuncu adaylarına, gençlere Ragıp Ertuğrul ne tavsiye eder, sana 45 saniye süre. Geçen gün sevgili Müjdat Gezen'le bir sohbetimiz oldu 27 Mart vesilesiyle. Onun düstur edindiği bir devamlı söylediği tavsiyede bulundu. İnsan olmak kavramı vardı. Çok hoşuma gitti. Yani insan olmak gerçekten ne yapıyor olursak olalım insanlıkla yapmak lazım. Yani kıskançlık, hırslar, ego, bunlardan sıyrılmış olmak lazım. Sanatçının daha, hani deriz ya sanatçı egolu, hayır, daha da mütevazi olması lazım belki sanatçının. Yani o öyle alıştırılıyor. Yüksek egolu olacaksın, mütevazi olmayacaksın. Böyle bir şey yok. En büyük sanatçıların çok daha mütevazi olduğunu görüyoruz. Çok daha ermiş olduğunu ve yüce erdemlere sahip olduğunu görüyoruz. Yani erdemli bir sanatçı olmak en önemlisi bence. Erdemli, dik duruşlu, erdemli bir sanatçı olmak. Yoksa yükseklerde dolaşmak sanatçılığın kriteri değil. O başka bir kavram, başka bir dünya. Çok güzel özetledin. Çok da yeni ve güzel bir şey söyledin. Herkes farklı şeyler söylüyor ama hakikaten insan sanatı üzerine bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve tabii ki insan olmaktan daha kıymetli hiçbir şey yok yani. Peki, vallahi sohbet su gibi akıp geçiyor. Neredeyse yarım saat oldu Ragıp. Farkında mısın bilmiyorum. Ben seninle sohbet çok güzel. Çok teşekkür ederim. O senin, hakikaten senin güzelliğin. Laf olsun diye söylemiyorum. Şimdi bir bölümümüz var sonda. Ben bir kelime söyleyeceğim. Senden çağrışım yapan bir kelimeyi hemen söylemeni rica edeceğim. Tamam. Başlıyoruz. Hazır mısın? Evet. Yazarlık. Yaratıcılık. Yönetmenlik. Disiplin. Oyun kitabı. Stanislavski geliyor. Sahne. Toz.
Kulis. Muhabbet. Eleştirmenlik. Ah, zor bir dünya. Hoca. Vallahi Zehra Hoca geldi ilk aklıma. Tiyatro. Hayat. daha ne oldu? Belki klişe ama. Belki klişe ama. Yani olsun, o, ama hayatımız öyle... tiyatro yani. Çok güzel cevaplar geliyor birçok arkadaşından. Evim diyen var, hayatım diyen var, yaşamım diyen var, vazgeçilmezim diyen, aşk diyen. O yüzden çok güzel cevaplardı. Biraz zorladım seni, kusura bakma abi. Rica ederim, keyifle. geldik sonuna, artık gerçekten sona geldik. Nasıl geçti sence program? Harika. Süper. Sohbet en güzel şey. İster bu ortamda olsun, ister fiziksel olsun, ister dijital, ister telefonla. Çok muhabbet etmeyi sevmem telefonla ama böyle en azından bir temas ediyoruz. Gözlerimiz bir temas ediyor bir şekilde. O bakımdan benim için çok keyifli. Aynen, katılıyorum. Bir de şey, belki bizler için daha tanıdık sohbetler ama bu mesleği tercih eden birçok aday için çok kıymetli aslında sohbetler. Çünkü bir tiyatro oyunu nedir, nasıl yapılıyor, nasıl eleştiriliyor, nasıl olmamız lazım, ne yapsak doğru olur soruların cevapları bu sohbette var. Lütfen başa alıp tekrar tekrar izleyin. Ders niteliğinde Ragıp Bey'i köşeye ayırın. Her şey çok kolay gibi gözüküyor. Hiçbir şey kolay değil. Çok büyük emek var diyorum. Çok teşekkür ediyorum Ragıp. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok ben sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program. Devamını diliyorum. İnşallah. Bu arada Ragıp Bey'in de bir programı var efendim. O da devam edecek. Bir ara beni çağıracaktı. O beni çağırmadan önce ben çağırdım. Dedim benle şaka olmaz. Tam yapalım. Sofita. Sofita, evet. YouTube'da Sofita kanalıma bekliyorum. Orada da farklı sohbetlerimiz var. Tiyatrocu dostlarımızla yine. Aynen. Bu arada ben içimden gelen bir şey söylemek istiyorum. İyi ki son dönemde çok daha yakın tanıştık. Yani uzaktan tanışıyorduk ama ne güzel ki senin gibi insanlar var tiyatrolarda. Senin gibi güzel, hakikaten bu işi layığıyla yapmaya çalışan kişiler var. Ben böyle meslektaşlar görünce, arkadaşlarımı, büyüklerimi görünce gurur duyuyorum. Yaptığın her şey için ben teşekkür ediyorum. Hepimizin böyle şeylere, böyle umutlara, böyle güzelliklere ihtiyacı var diyorum. İnşallah hep birlikte çok daha güzelini yaparız diyorum. Arada da söylemiş olayım. Hep birlikte. Birbirimize enerji vermek, dayanışmak zorundayız sonuçta. Aynen öyle, tiyatro dayanışmadır diyor efendim Ragıp Ertuğrul. Buradan gazete manşetlerinde söylüyorum. Kendinize iyi bakın. En yakın zamanda. Sağ olun. En yakın zamanda yine çok güzel ve özel bir konukla çok keyifli bir sohbette görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Ragıp Bey'e sallıyoruz burada. Ben seni arayacağım sonra.